Bize kaldan herkese merhabalar. Ben Seçkin Süngüç. Ben Feza Altun. Ve bugünkü konuğumuz yok. Çünkü yok. Neden? Kimse çünkü gelmiyor bugün... artık. Bugün favori 10 makyaj ürünü. Hayır, doğruyu söyle. Ne? Milleti birbirine düşürüyoruz diye insanlar gelmiyor demeye başladı. Tam tersi. Millet bana 3 kişi bugün telefon açtı. Beni ne zaman programa alıyorsunuz diye. İsimlerini ver. Veremem. Yok. Ver. Hayır, veremem. Yok, veremem. Tamam, veremem. Sen verem. Okay. Bugün ne yapıyoruz Seçkin? Anlatsana birazcık. Bugün ikimiz de 10 tane favori makyaj ürünlerimizden bir kısmını seçtik ve 10 tane Fezi, 10 tane ben favori makyaj ürünlerimizden. Hızlı. Hap. Bu ben bunu yani video. Mesela ben bunu çok mesela severim ben... gibi o kadar uzun değil. Yani. Hadi sen başla. Tamam, şimdi ben neyle o zaman başlıyorsun? İlk 3 tane şu yeni makyaj fırçasıyla başlamak istiyorum. Bunlar Sebile Ölmez'in yeni markası Soulfly Cosmetics'in şahane fırçaları. Niye bunlara aşığım? Çünkü gerçek kıl yapısıyla oluşturulmuş fırçalar bunlar. Sentetik değil ama gerçekten Hakuhodo gibi ve Rhea Morris kalitesinde bir fırça alıp da aynı zamanda uygun fiyatlı olsun istiyorsanız Sebile... Bu fırçaları tercih edebilirsiniz. Sende var mı? Bende de var. Tabii ki Sebile göndermişti bu arada. Özellikle şu fırçaya bak, bunun ismini bilmiyorum. S13'müş. S13. Şu. Ben bunu concealer'da kullanıyorum. Fondöten de sürebilirsiniz. Acayip güzel dağıtıyor ve gerçekten tam göz altına çok iyi giriyor. Bak, ve çok dakika. İyi blend edebiliyorsunuz concealer'ı. Şahane bir fırça. Hepsi çok güzel. Ben bunu bu fan fırçayla böyle gölge yapıyorum. Ben şu ikisi favorim diye aldım. Ben işte yani bu arada hani arkadaşımız diye söylemiyoruz. Kullandıktan aynen. Sonra da ben gerçekten kendim para verip de gidip satın aldım. Sen dükkana bu fazla ürünleri, fazla tabii, aldın bu arada, gördüm. Bu ürünleri yani bu fırçalara sonuna kadar kefiliz. Evet. Aldıktan sonra güle güle kullanın. İlk ürünümüz buydu. Hadi bunu kenara buraya koyduk. İkinciye sen geç. İkinci benim makyaj çantamın olmazsa olmaz markalarından ve paletlerinden bir tanesi. MAC Cosmetics'in şöyle bir far paleti. Sıcaktı onlar da. Tabii biraz. Sıcaktı toprak onlar. 12 renk. Yani bununla gidin. Gelin yaparsın. Defile yaparsın. Kına gecesi yaparsın. Yap. Her şeyi yaparsın. Bu far paletiyle yani bu renk kombinasyonuyla mutsuz olacak bir kadın bence düşünmüyorum. De. Yani makyajıyla mutsuz olacak kesinlikle. Kadın. Yani bizim de zaten make-up artistler olarak en çok kullandığımız tonlar şöyle bunlar. Göstereyim. Çok sevdiğimiz tonlardır. Bakırlar, kahveler, bronzlar falan MAC filan. MAC Art Library Flame Boyant'mış bu par paletinin evet, adı. Evet, onu da bir şey yaparsanız. Madem paletten gittin o zaman ben de palette karşılık veriyorum sana. Hadi ben bakalım. De Huda Beauty'nin bu Nude Medium isimli paleti göstermek istiyorum. Bu benim son zamanlarda en çok kullandığım paletlerden biri. Hafif pembe tonları da var. Yarısı mat, yarısı ışıltılı farlardan oluşuyor. Bu ışıltılı farları bu arada nasıl kullanmam gerektiğini sormak isteyenler için de parmak diyorum ben. Kesinlikle. Çünkü gerçekten partiküllü yapıya sahipler ve eğer fırçayla, dağıtıcı bir fırçayla göz kapağına uygulamaya çalışırsanız dağılacaktır. Onun için parmakla tampon hareketlerle bu farları uygulamanızı da tavsiye ediyorum. Diyorsun. Renk tonlarını da çok seviyorum. Tavsiyem yani. Bu arada benim de iki tane far paletim var. Bu Dior'lar. Normalde sıcak son ton... Normalde sıcak tonları çok sevmeme rağmen bu far paletindeki soğuk tonlar da çok hoşuma gitmeye başladı. Bir de şöyle bir güzel tarafı var bunun. Şurada nasıl? Gördüğünüz şeffaf kısım var ya. Şuradaki. Biliyorum ben. Bu bir balm gibi düşünün bunu. Bütün renkleri kullanarak eyeliner formunda da şey yapabiliyorsunuz, makyaj evet, yapabiliyorsunuz. Jel eyeliner oluşturabiliyorlar kendi kendilerine bu paletle. Konuş bir arkadaşım, ne güzel anlattın. Bu far paletinde de var bu. Bunda böyle bir şey yok. Bunu boş verin. Yok, bunda da var ama bu daha böyle concealer'mış gibi hani sanki. İşte böyle göz kapağına sürüp üstüne biraz daha ürün onun otursun evet, diye. Onunki daha korektör var. Primer işte bildiğiniz. Primer tavsiyem yani, tavsiyem. Evet, geçtik. Ben madem Dior'dan gidiyorsam ben de Dior favori ürünümü gösteriyorum. Efendim şu. Bu nedir? Size ismini hemen söylüyorum. Bilmiyoruz. Dior Skin Mineral Nude Bronze Color Games. Ben bunu hem kontür hem allık olarak kullanıyorum. Çünkü dışında çok güzel bir bronz tonu var. Ortasında da çok hafif pudra bir pembe allık tonu var. O ikisi de birbirine karışınca şahane bir kontür ve allık güzel oluyor. Ne güzel anlattın arkadaşım. Gerçekten çok, çok beğeniyorum ve bunu böyle yakını bir aydır falan çantamda neredeyse her makyajımda kullanıyorum diyebilirim. Herkese bu. Oluyor biliyor musun peki? Her ten rengine oluyor, oluyor mu? Oluyor. İyi, hatta geçen Duygu'ya da bunu sürmüştüm son tamam, videoda. Tamam, doğru. O bu. Çok fazla bilinmeyen bir ürün olduğunu düşünüyorum. Bu Make Up For Ever markasının Starlit Powder diye bir ürünü. O kadar yoğun bir ürün ki gerçekten. Çok güzel ama. Yani, ama yani şöyle söyleyeyim. Dikkatli karanlık geceyi aydınlatır. O kadar söyleyeyim. Al birazcık şöyle şey yap. Anında orada ışık olsun. Bu şöyle bir ürün. Toz bir ürün bu ama gerçek anlamda şahane bir highlight etkisi sır veriyor. Gözüne bakayım biraz. Şu göz kapağını silersin. Sır.
Sür bakayım. Süreyim mi? Ha, o kadar methettin ki yani karanlık geceyi bile aydınlatıyor bir görmek. Aa gerçek. Gerçekten öyleymiş. Fazla görünme, fazla anlayın diye dedim bunu. Gerçek hani mesela atıyorum. Yattın, çayırdasın. Gözlerini sürdün bunu. Uzaydan bir araç geçiyor. Derler ki aa bak Starlit sürmüş. Anladın mı? Öyle uzaydan ben görmedim. Çayırda niye yatıyorsun o? Hani mekan açık olsun diye. Şimdi şehirde nasıl görsün o kadar ha, ışık diyorsun, varken. Maçka Parkı'nda uzandım. Maçka Parkı'nda saat 10 gibi. Ha. Bir güvenlik görevlisi gelip dövmezse sizi eğer. Oturuyorsun orada. Oradan hemen oradan bir gönderin bir şeyler oluyor. O kadar iyi bir yani, uzaydan bile görünür diyorsun. Bu da burnun üstüne hani highlight olarak yanak tarafında kullanılır. Evet. Bazı ürünlerle karıştırıp kullanabiliyorsunuz bunu. Tavsiyem sence yani. Sence fondötenin içine bir küçük karıştırılırsa ne olur? Yani şey gibi cilveli meyhane gibi gezersin. Çok yani az karıştırırsanız olur. Küçük bir ev şeyi gibi gezilir. Nasıl söyleyeyim? Ev diyorum. Disko topu gibi gezilir. O zaman ben şunu de siliyorum. Diğer şimdi dördüncü ürünüme geçiyorum. Çok iyi ürün ama değil mi? Gördünüz yani. Gerçekten tabak gibi parladın. Evet. Bu efendim Beka'nın bir highlight'ı. Beka'nın biliyorsunuz zaten highlight'ları çok meşhur. Bu da biraz Hüda. Lila bir highlight'ır. Ha. Sen bunu çok beğeniyorsun. Çok seviyorum aynen. Onu. Bunun ismini hemen söylüyorum size. Beka Shimmering Skin Perfector Pressed. İtalyan mı? Bu ne aynen, bu? Şey, İspanyol ismi mu? Bu. Fernando Jose Altamirano gibi bir şey gibi. Zaten bir 10 tane falan rengi vardır herhalde bunun. Bu biraz lila pembe olanı. Şöyle ve kutusu da lila. Böyle prizmatik bir şeyi var. Evet. Yapısı da var. Aynı zamanda mesela şeyle ışığın kırılmasıyla da farklı renkler alıyor. Pembe, lila, açık şeffaf beyaz. Bu burada bak seyreden herkes. Hipnotize oldular. Ha, hipnotize oldular ve şey diyorlar. Bunlar ne diyor neyi ya? Anlatıyorlar diyor. Ne anlatıyorlar bu? İşte böyle bir şey. Gel süreyim sana. Gel bir de highlight yapalım bu sana. Bu arada far olarak da kullanabilirler bunu. Tabii. Hatta böyle göz pınarında demin senin kullandığın yere bunu böyle çok hafif sürüyorum. Ben ne seviyorum biliyor musun bir de atıyorum mesela çok yoğun bir bak, pembe bir hadi highlight süreyim size. Pembe atıyorum şu tonlarda bir allık sürdükten sonra mat üstüne mesela bu highlight'ı geçtikten sonra şahane olur. İlk defa kendime şu an highlight sürüyorum. Sürüyor. Çok güzel oldu ki bravo arkadaşıma. Bak görün efektini diye. Ah. Evet. Highlight'a gel görüyor musun? Evet sen de görünüyor mu kameradan? Evet. Vallahi görülüyor. Müthiş. Ay gibi sıra parladım. Sıra geldi benim favori iki taş kalemime. Hmm. Bir tanesi Mac'in Flink Shape and Shade serisinin kalemi. Bu kalemin ucu böyle misina gibi ve böyle kıl kıl, çok kalın bir kıl oldu bu. Böyle ince ince kıl şeklinde çizebiliyorsunuz. Aynı zamanda şöyle bir şeyi var, güzelliği var. Sabitlemek için de bu arka kısmındaki kapağı açıyorsunuz. Sürdüğünüz kaşın üzerine bu pomadı birazcık böyle geçip gün boyunca bir daha hiç kaşlarınızı falan düşünmüyorsunuz ki düşünüyorsanız da düşünmeyin boş verin daha düşünecek bir sürü başka şey var. Bir de Benefit'in bu kaş kalemi bence her make-up artistin gerçekten çantasında olması gereken bir kaş kalemi. Çok yoğun bir renk verme şeyi var, yapısı var gerçekten pigmentasyonu. Benefit'in kaş ürünleri zaten dedim mi bir kaş duracaksın. Kaş deyince Benefit. Evet. Bu kadar basit. Mesela atıyorum. Arkadaşımın kaşlarına hiç böyle bir şekle ihtiyacı yok ama şunu şöyle birazcık sürdükten sonra yanlış renk seçmişim Allah kahretsin. Ne oldu? Aldım bunu sürdüm bak bu kadar basit. Vay kendi be. Fırçası da var. Bu iki ürünüm gerçekten kendi makyaj çantamda da burada da sıklıkla kullandığım iki ürün. İkisine daha aşığım. İkisini de birlikte kullandığım zamanlarda oluyor. Teşekkür ederim seçkin. Bu kadardı. Madem Benefit'ten gittin hadi ben de sana Benefit'le devam edeyim. Efendim bu Benefit'in The Pore Professional Super Setter diye bir makyaj spreyi. Sabitleme spreyi. Yeni çıktı ve gerçekten hissi çok güzel ve çok da güzel makyajı sabitliyor. Sen simgeyle çalıştığın gün sıktın ve çok güzel sonuç verdi. Bu işte aynen. Ben bu arada normalde çok fazla makyaj sabitleyicisi kullanmam ama bunu çok sevdim. Tavsiyemdir yani. Neden bir de sevdim biliyor musun? Normalde gel dur, sıkayım makyaj sabitleyici sıktığınız zaman böyle tükürüyormuş gibi falan bu oluyor. O kadar bu ince bir şey sıkıyor ki. 50 bak. Tane filtrenin içinden sanki böyle çıkartıyormuş gibi sık. Bak göreceksiniz şimdi. Bak. Böyle bir şey olamaz. Normalde çünkü böyle yapar sanki bu böyle. Sanki Nicky Beach'te şezlongtayım. Orada böyle hortumlar var ya oradan böyle öyle bir şey hissediyorum bunda da. Öyle bir hissiyatı var gerçekten bunun da. Onun dışında para alsak benim bu kadar güzel tanıtmazdık. Ha. Yok ama sevdiğimiz marka şimdi bak. Stilla'nın benim LA'den gelen bir arkadaşım vardı. Ona getirttirdiğim şahane kim, Kerimcan mı getirdi yoksa? Hayır yok Hande. Hande Vaytaş Kılıç canım benim o getirmiş. Hatta burada 4 farklı rengi var. Bu arada bunun bir sürü farklı rengi var ama Stilla geldi mi Türkiye'ye? Gelmedi. Bu 4 ürününde gerçekten
çok fazla severek kullanıyorum. Hem işi çok kolaylaştırıyor. Bir kere krem olduğu için sürüp anda dağıtabiliyorsunuz. Hı-hı. Bir de renkleri gerçekten başka hiçbir far paletinde olan renkler gibi değil. Çok yoğun, uzun süre kalıyor. Mesela bir tanesini göstereyim. Yeşil. Kimde mesela. Göstereyim? Kendine bir süreceğim. Tane. İki gözüme mi süreyim? Sür. Hadi oldu süreyim olacak. Süreyim gözüme. Süreyim gözüme süreyim. Dur. Eline sür hadi ya. Eda. Hadi süreyim. Sürecek şöyle mi? Süreyim bari. Ne kadar etkisi olduğunu görün. Şöyle yapayım. Hı. Aa, fizi ya. Ama bunları yani bak erkeklerde bazen şey oluyor ya böyle Halloween makyajları falan. Heh. Al bunu kullan. Gözümü... Al sana ışıltılı Joker. Ama şey. Mesela ben yüzümde makyaj tutamıyorum. Baksana rengin güzelliğini. Çok güzel geçiyor. Elli taraftan bak bambaşka bir sonuç versin. Al sil. Buraya da bordo sürüyorum hadi be. Sür be. Hadi sürüyorum bordoyu. Dur bordo mu süreyim? Bakın sürümü ben ne kadar kolay. Ben süreceğim ver bakayım. Çok sürme. Göz kirpikli bir resim. Yalvarıyorum. Anladım onun tamam, gibi süreceğim. Okay, kapat tamam. Bakayım. Ne kadar kolay değil mi? Yağ gibi de kayıyor bak. Oh. Evet. Al sürdüm valla. Valla ala gibi oldum. Onu da yapmışım evet. Ya şimdi. Bu kadar kolay bir yapısı. Aynı zamanda parlak, kuruduğu zaman da çok uzun süre kalıyor. Ya, çok komik. Çok komik oldum gerçekten ya. Çok kötü oldu. Sil şunları. Yani. Benim bu kadardı. Ha, tamam hadi sen onları silerken ben de hayatımın en sevdiğim ürünüyle falan tanıştırayım sizi. Tarte Cosmetics'in maalesef ki Türkiye'de hala yok. Tarte Cosmetics'in concealer'ı. Tarte'ın concealer'ı dedin mi de akan sular durur biliyorsun. Bitti bu kadar basit. Daha iyi bir concealer herhalde kullanmadım diyebilirim. Eğer ki çok iyi kapatıcılık seviyorsanız, mat bir sonuç seviyorsanız bu concealer'a bayılacaksınız. Gerçekten bütün yüzünüze de uygulayabilirsiniz ince bir şekilde. Lokal olarak gibi. Da kullanılabiliyor ya bu. Ya da kapatmanız gereken sivilce vesaire küçük bir leke varsa oraya da lokal uygulayıp fırçayla dağıtabilirsiniz. Harika bir concealer. Tavsiye yani. Onun dışında neler kaldı başka? Sende? Bende kalmadı. Nasıl niye? Kalmadı? Onun ürünü nasıl bitirdin sen? 1, 2, 3. Ama olur mu öyle? Bak 1, 2, 3, 4. İşte böyle. 5. Aha işte sonra ne vardı? Fırçalar vardı. 6, 7. Başka şeyler göstereyim. Dur dur. Oradan bul o zaman. Neyse ben bir ürünle sen daha devam ediyorum. Fenty Beauty'nin. Oraya mı koydun? Hı-hı. Fenty Beauty'nin highlighter efendim. Şöyle bir highlighter. İsmi de neymiş bunun? Kilowatt. Ben Diamond'ı seviyorum bu arada. Aa bunun bak şöyle bir şampanya rengi var ya şu sağ taraftaki. Ben şunun rengine hastayım. Ben açık olan rengini seviyorum onun. Tamam. Şey, daha bembeyaz olanını seviyorum. O da yok okay. Yani yapı olarak çok güzel. Ben şimdi sana ne diyeyim onunla alakalı? Peki ya sen onu seviyorsun, onu seviyorsun. Ne? Hani neymiş senin? Ben Esra Durum bu hani sen göz concealer olarak aa, dedin. Bu da benimki ki, dedin. Bunun şöyle bir avantajı var. Bir tarafında serumu var. Hydra Prep. Bunu böyle sürüyorsunuz. Göz altları genelde sürdünüz kuru bunu. Olur vesaire ya. Bunu sürdünüz. Bu concealer'ın aynen böyle bir özelliği var. Serumu veriyorsunuz. Birazcık böyle bunun kurumasına fırsat bırakıyorsunuz. Arada ondan göz sonra nemleniyor, yumuşuyor. Concealer sürmeye daha güzel bir bas. 24 saat kalıcı diğer tarafına da concealer uyguluyorsun. Bunu artık sürmeyeyim. 24 saat kalıyor mu? 24 sence? Saat bayağı kalıcı. Yani 24 saat İddiası ben oturup, o, değil mi? Oturup başına tabii beklemedim 24 saat kalıyor mu diye ama çok uzun süre kalan bir konsey olduğunu söyleyebilirim. Ama sürmeyeceğim bunu. Sürme. Diğer tarafında da böyle bir şey var. Severek kullandığım bir şey concealer benim de bu. Bu da efendim NARS'ın Tinted Smooth Proof Eyeshadow Base. Genelde göz makyajında benim kullandığım. Sen onu çok kullanıyorsun. Ben bunu bu neredeyse videolara da bakarsanız her videoda kullanmış evet. Olabilirim. Evet. Gerçekten tutuculuğu çok iyi. Üzerine koyduğunuz farı belki 15 saat tutabilme hı-hı. özelliğine sahip. Çok uzun süre kalıcılık sağlıyor. Ve almak istediğiniz rengin kalitesini de ve performansınızı da daha arttıran bir ürün sana bu. Sana onu soracaktım. Bu şeffaf gibi aynı zamanda değil mi? Yani renk yok gibi. Concealer gibi diyebilirim. Yani ha. Şöyle açıp göstereyim. Biraz anladım. Concealer tamam. Gibi. Çok şeffaf ve renksiz değil. Ten tonunda aslında. Ten tonunda tamam. Bir şey. Tamam. Ama çok ince sürün. Çünkü yoğun sürdüğünüz zaman toplanabilir. Çok ince bir şekilde göz kapağınıza sürmeniz yeterli. Evet. Son ürünlerimiz. Son ürünlerimiz benim favori maskaramdan bir tanesi. Zaten hep kullanıyoruz. InXtreme Dimension. Bunun farklı yapıdaki şeyleri de var. Varyasyonları da var aynı aha. Zamanda. Fırçası ben normalde silikon fırça sevmememe rağmen. Aa, ben de silikon severim. Gerçekten evet. Ben gerçek kıl fırça severim. Hayır normalde. Ben böyle fırça severim. Ama işte bunun şöyle bir avantajı var. O kadar küçük farklı fırçası var ki her kirpiği kökten uca kavruyor gerçekten. Ve böyle hani maskarayı sürdükten sonra yapış yapış bir görüntü olur ya. Birleşir falan. Ben tel tel severim. Bu da, bu da o etkiyi veriyor. O yüzden seviyorum bunu yani. Mesela yani diyorsun. Mesela yani. Son ürünümüz Lamer'den geliyor. Efendim Lamer'in evet. The Reparative Skin Tint SPF 30. 30. İçinde SPF 30 güneş koruma faktörü olan bir renkli nemlendirici efendim bu. Eğer çok fazla yoğun kapatıcılık sevmiyorsanız ve cildiniz beton gibi ise çok hafif böyle bir renkli nemlendirici geçeyim bana yeter diyorsanız
Param da var diyorsanız aynı zamanda. Biraz da param var diyorsanız çünkü yaklaşık 800 lira falan olması lazım şunun. Lamer'in bu renkli nemlendiricisinin sanırım 4 tonu var. Light, medium, medium, dark ve dark olarak. Onlardan birini kendi teninize uygun olanı tercih edebilirsiniz. Ürünlerimiz bu kadardı. Ürünlerimiz bu kadardı. Böyle küçük küçük bazı videolarımız olacak çünkü çok fazla soruyordunuz. Hani bize favori ürünlerinizi patlatın. Aynen, favori ürünleri çok soruluyordu. Patlatın dedim. İlk bununla başlayalım dedik. Bu videoları eğer sevdiyseniz de beğendiyseniz de bu videoların devamını gelmesini istiyorsanız tabii ki bu videoların devamı da olacak. Başka olacak. Hatta eğitimler olacak. Masterclass olacak, workshoplarımız olacak. Aynen. Aynı zamanda bizim başka farklı fikirlerimiz var. Onun için de katıl butonuna abone olmayı unutmayın. Ama başka sürprizlerimiz de olacak. Yani illa katıl butonunu düşünmenize de böyle çok fazla gerek yok. Ama katıl butonunda büyük sürprizlerimiz geliyor. Düşünün tabii canım. Geliyor. Onda başka şeyler düşünüyoruz. Yapımcımız TNT Multimedya'nın sahibi dedi ki sürprizlerim var dedi size dedi. Bekleyin. Biz de bekliyoruz. Çok yakında. Biz de bekliyoruz. Bize de sürpriz olabilir bazıları ama eğitim çok zor olan şeydi. Masterclass. Eğitim şart. Bitti. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Her şeyde eğitim, eğitim, eğitim. Seyrettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu gibi içerikler devam etsin istiyorsanız bizi Instagram kanallarımızdan, bize kaldığı YouTube kanalımızdan her pazar normal videolarımız devam ediyor biliyorsunuz saat 8'de. Abone olmayı, like yapmayı, yorum atmayı unutmayın. Bu kadar. Seçkin Süngüç Instagram hesabından ve Feza Altun Instagram hesaplarından da bizi takip etmeyi bize unutmayın. Bize kaldıydı. Bize kaldı hesabını da takip etmeyi unutmayın. TNT Multimedya'yı da takip etmeyi unutmayın. Ant'ı edin, Güney'i edin, Şerim Bey var burada, Nazlı var. Herkese edin. Hepsini edin. Bütün dünya buna hayransa. Hoşçakalın efendim. Kendinize iyi bakın.